Rabbül Alemin bize Ramazan orucunu farz kılıyor. Yani ben Müslümanım diyen bir insanın inandığı dininin şartlarından bir tanesi de oruçtur. İki ayete baktığımız zaman, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hadislerine ve hayatını incelediğimiz zaman, oruç bölümündeki kısmında şöyle bir terim kullanabiliriz. Diyebiliriz ki Ramazan ayı bir okuldur, bir medresedir, bir tedrisathanedir, bir ders görme yeridir. Kişi bu okulda hangi dersleri görebilir? Hangi derslerle karşılaşabilir? Onların üzerinde böyle bir sıralama yaptığımız zaman başta bu Ramazan okulunun en başında Kur'an-ı Kerim gelir. Zira Allah bize bu Ramazan'ın değerini dahi Kur'an'ın nüzuliyetinden dolayı yaptı. Hayat kaynağımız, yaşantının şeklini düzenleyen Kur'an'ımız nerede nazil olmuş? Bu Ramazan ayında nazil olmuş. Bu burada nazil olduğundan dolayı bu ay şereflenmiş. Bu şerefi, bu değeri, bu üstünlüğü Kur'an'la bulduğuna göre o zaman biz kendimize başta mümin olarak soracağız. Ben bu Kur'an'la ne kadar tanıştım? Ben bu Kur'an'la ne kadar bu ayda bir programım oldu? Yani bu minvalde şöyle söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki şöyle bir Ramazan'ın Kur'an ayı olma hesabıyla ben ve Ramazan ve Kur'an ne kadar iç içeyiz? Yani bu Ramazan'da nazil olan bu Kur'an bugün benim için nazil olabilmiş mi? Ben bu Kur'an'la bir Medine hayatı oluşturabilmiş miyim, oluşturamamış mıyım? Yani tavsiyem kardeşlerime, bütün başta nefsime, her Ramazan'a bir ayet, bir sure, yani bir küçük sure de olabilir veya 5-10 tane ayet de olabilir. Yani bu Ramazan benim ayetlerim, bu Ramazan bana nazil olan sure diyerekten bir Kur'an muhasebesi alıp da bu çerçevede yararlanabiliriz. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki innemel a'malu bin niyat. Yani diyor ameller niyetlere göredir. Şimdi Ramazan'a bakış gözümüz önemli. Niyetimiz önemli. Yani bu Ramazan geldi. Bu gelen Ramazan'da benim sadece işte günleri doldurma niyetim mi var? Yoksa bu minvalde değil de işte Ramazan geldi, Ramazan bereket ayıydı, rahmet ayıydı. Bu gelen rahmet ve bereketten niyetim ne? Ne kadar yararlanabilirim? Yani hazırlıklı olmadan yakalanmayalım. Yani kalbimize bir niyet oluşturalım. O niyetimizde bu gelen Ramazan'da ben günahlarımı af ettirmeye çalışacağım. 11 ayda yaptığım eksikleri tamamlamaya çalışacağım. Tamamlayabilmem için o niyetin istekleri olan yanlışlarımın telafisinin hedefine ulaşabilmem için o zaman Ramazan'ın gerçek şekliyle tanışmam gerekiyor. İşte bu niyetten değil de sadece ağzımı bağlama niyeti değil de sadece işte gelen ayın susuzluğunu, açlığını gidermek niyeti değil de orada o yeşilliğinde yani bereketinde Ramazan'dan yararlanabilmem için ne yapmam lazım? Azalarıma da oruç tutturmam lazım. Yani bu okulda birinci ders nasıl ki Kur'an-ı Kerim idi, ikinci derste niyetle başlar. Yani niyet demek, fikir demek, düşünce demek. Hatta şer'en Şafii mezhebinde adam orucu tuttuğu zaman niyetini getirmese o günün tuttuğu orucu kabul olmuyor. Dolayısıyla bu niyet böyle nasıl ki şer'i bir yönde ciddiyse aynı şekilde manevi bir yönüyle de oruç bizim için ciddi bir mesele. Niyet ciddi bir meseledir. Dolayısıyla bu niyetle yani ben Ramazan'a girdim. Benim sadece cevfim yani middem oruç tutmasın. Ağzım da oruç tutsun.
Kulağım da oruç tutsun, gözüm de oruç tutsun. Yani azam, vücudum da oruç tutsun. Bunlar hepsi Allah'ın yasakladığı şeylerden kendini muhafaza etsin, sevm yapsın, yani korusun ve Allah'ın emir ettiği şeyleri de takvalandırsın. Yani yanaşsın, yapsın, uygulasın ki bu Ramazan'ın bereketinden yararlanabilsin bu niyet doğrultusunda. Evet, bu mektepte, yani bu okulda sahur vardır. Yani gece karanlığında Allah için kalkmak vardır. Bu da Ramazan'ın manevi atmosferlerinden insanoğluna, müminlere bir bereket sağlayan bir programdır. Kişi sadece sahura kalkınca yemek yemiş olmaz. Yani sadece o anlamda değildir. Kişi kalktığı zaman Allah için uykusunu bozmak demektir. Ben sahura kalkıyorsam, yani gece yatmışım ama bir daha kalkıyorsam, araya bir daha yani ikaz, yani uyanmayı yapıyorsam, tekrar ondan sonra yatıyorsam, bu benim için şunu demektir. Benim Allah rızası için gecelerim var demektir. O geceleri donatmak tabi lazım. Yani sadece sahura kalkıp da yemek yemek tek değildir yani. Sahura kalkıp o gecede bol bol istiğfar etmektir, tövbe etmektir. Hatta teheccüd namazları varsa kazalarını kılması demektir. Yani bu konuda hele hele ben davetçi bir müminim diyen bir Müslüman için gecesi olmayan da gündüzünde zaten bereket olmaz. Tabi oruç tutan insan ne olur? Açdan anlar, açlıktan anlar, infak eder. Hatta bu da çok mühimdir. Yani orucun önemli dershanelerinden, yani mektebinde en önemli noktalardan bir tanesidir. Ancak aç olduğumuz zaman kendimizi tanıyabiliriz. Rabbimizi tanıyabiliriz. Evet, bol bol zikir ve dua etmeliyiz. Yani bu Ramazan ayında zikirsiz geçirdiğimiz zaman, duasız geçirdiğimiz zaman hakikaten büyük bir kaybımız vardır. Bu zikir ve dualar konusunda da Cevşen gibi kitapları, ondan sonra veyahut da İmam-ı Nevevi'nin Eskar ismindeki kitaplarını tavsiye ederim. Bu konuda bu zikir ve dua kitapları okunursa güzel olacağını kanaatindeyim. Fazla israfa girmeden iftar yemekleri, müminlere bir iftar yemeği vermek, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam diyor ki, yani bir iftarlının iftarını bir hurma tanesinin parçasıyla dahi olsa açmaya vesile olun, sebep olun. Bu tür programları yapılıyor ama biraz da israfa kaçılmadan, fazla şeyinden çıkarmadan ulaştırıldığı takdirde bu mektepte de inşallah yararlanmış olur. Bir de ölülerimizi de Ramazan ayı da unutmamak kaydıyla perşembe geceleri onlara bir selam verip bir Yasin okuyup dua edip işte bu şekilde hem ölümü hatırlayıp hem onlarla bir hasbihal olma hedefi de Ramazan programında olursa inşallah güzel bir yararlanma olmuş olur. İmam-ı Gazali'nin de dediği gibi oruç üç şekilde tutulur. Yani üç sınıf insan oruç tutar. Bir kısım insan oruç tutar, sadece middesini, bir de ne, yani şehvetinden kendini alıkoyar. Bu kısım oruç, avamın orucudur. Havasın orucu vardır. Havasın orucu ise hem middesini, bir de şehvetini terk eder, aynı zamanda bütün azalarına da orucu tutturur. Bu da ehassül ehass dediğimiz, yani bu da evliyaların orucu dediğimiz ise, onlarsa şu şekilde oruç tutuyorlar. Allah'ı unutursam orucum bozulur. Allahu Ekber. Allah'ı unutursam orucum bozulur diyecek şekilde, Allah'ı unutmayacak şekilde oruç tutanlardan eylesin. Veyahut da böyle ehasların tuttuğu oruçlardan eylesin. Rabbim hepimizden razı olsun.